Şimdi zaman zaman biz ihtiyar heyetimizde olsun, işte mahalle sakinlerimizde, abilerimizde olsun bazı şeyleri paylaşıyoruz. Fakat sizlerle bir araya gelip de paylaşma imkanımız olmuyor. Hep böyle geriden dinliyorsunuz her şeyleri. Bir benim ağzımdan duyun, ben de sizlerin ağzınızdan sizin tavsiye önerilerinizi duyayım istiyorum. Dolayısıyla da böyle işte yanlış algılamaları da ortadan kaldırmış oluruz. Bu amaç bu. Şimdi ben öncelikle mahallemizde işte böyle bir olaya, etkinliğe, Kur'an kursuyla ilgili çalışmalara emek veren Safiye ablamı çok teşekkür ederim. Sağ ol Allah. Çok emeği geçiyor. Benim hani bu işlerde sağ kolum diyebilirim. Yine hocamız yani bütün arkadaşlar yani emeği geçen arkadaşlarıma teşekkür ederim yani. Teşekkür ederiz. Şimdi Kur'an kursundan sonra şeye geçelim. Uzun Mehmet olayına. Uzun Mehmet'in müzesinin yapılması, işte çevre düzenlemesi yapılmasıyla ilgili bir çalışmalarımız var. Belediyeyle istişare edildiği bir şekilde. Oradaki bir arazi sıkıntısı var. Bu arazi sıkıntısını belediyemiz ve işte genel maden işi olsun, işte bazı kuruluşlar olsun beraberinde çözme yoluna gideceğiz. Yani o arazinin kamulaştırma yoluna gideceğiz. Onunla ilgili adımlar yavaş yavaş atılıyor. İnşallah bir sıkıntı olmadan da onu çözeriz. Orada belediyemizin yapmak istediği öncelikle o su deposunun yer altına alarak orada bir peyzaj uygulaması. Yani anıtın yeniden Ereğli'ye yakışır ya da bir Türkiye'ye yakışır. Böyle maden şehidinin yakışacak bir anıtı oraya yapmak. Yani orada bir anıt belki tamamen değişecek. Daha farklı bir görselliğe kavuşacak. Bununla ilgili tabii çalışmalar var. Belediye başkanımızın özellikle bu usta çok büyük emeği var. Yani onunla paylaşıyoruz her şeyi. Sağ olsun destek de veriyor. Orada tabii bu sıkıntıları aşacak olursak çok iyi olacak. Şimdi bununla ilgili ileriki günlerde Sayın Başkanımız da basın açıklaması da yapacak. Oradaki işte görüntüyle ilgili bir çalışma da yapacak. Sonrasında Uzun Mehmet'e gittikten sonra mahallemizin İkinci sorunu ya da belki sorununu değil diyelim, cami yapımı. Bu cami yapımıyla ilgili işte bazı hususları aşmış durumdayız. Diğerlere bir şekilde geldik fakat işte Rıdvan abimiz sağ olsun oradaki arazisini, yapımla ilgili bazı bölümleri üstlenmeyi kendisi görev atmış zaten. Ben de işte Ereğli'deki esnaflarımızla ilgili girişimlerde bulundum. Onların destekleri de var. Yani her biri yardım yapacağına söz verdiler bu işte. Fakat tabii burada araziye camimizi yeterli bir şekilde sığdıramıyoruz. Malum Şükran ablamızın orada bir şeyi var, arazisi var, oraya bitişik olması gerekiyor. Onların olur vermesi gerekiyor. Ben şimdi tabii onları almadan da bu iş olmuyor yani. Bu camiyi oraya yapamıyoruz haliyle. Tabii onun gönlünden koparsa yapacağız bunu. Yoksa ki zorla hiçbir şey olmaz. Zorla hiçbir şey olmaz. Zor olursa, yani gönlü kırık olursa o yapılan hayratın da hiç faydası olmaz. Camiyi nereye yapacağız? Camiyi yine caminin olduğu yere yapacağız. Rıdvan abinin evinin olduğu, şu eski evinin olduğu yere doğru çekilecek cami. Köy alanının da, mahalle alanının da orada genişlemiş olacak. Duvara çıkacak. He, duvar, yani Şükran abinin duvarına paralel olacak cami. Çünkü sığdıramıyoruz. Yolu şey alacağız. Şükran abinin oradan biri alacağız. Yolu o tarafa kaydıracağız. Yani orada cami, hem kıbleye doğru daha düzgün bir pozisyon yaratmış oluyoruz orada. Yani çabamız o. Cami yıkılacak mı? Cami yıkacağız, sıkıntı bir cami olacak. Kubbeli, güzel bir cami, modern bir cami olacak yani. Ne olur? Kalıcı olur. Belki bundan sonra bu işi hiç kimse yapamaz. Yani böyle bir fırsat da elimize de geçmiş vaziyette yani. Rıdvan abi sağ olsun, çok büyük emeği var. Belki her bir şekilde işte arkasındayım diyor. Ben de bir şekilde böyle bir yapıma destek buldum. Arkamızda birileri var ya bu işi yapmak için. Ha ihtiyaç var mı? Olsa da olur, olmasa da olur diyenler de var. Doğru yani, yetiyor. Çok fazla büyük şeyimiz yok yani. Ne derler, cemaatimiz yok. Ama yok. Zaman zaman bayram namazlarında olsun, işte cuma namazlarında olsun. İşte bayramlık cumalık olmamalı. Yani devamlı şimdi, olmalı. Evet, bir de şu nerede var. Koyun büyük mesela görüyorsunuz bak bu eski evde toplanıp Kur'an kursumuzu, toplantılarımızı, işte ne yani, bileyim. Biçki dikişle ilgili bir sürü sıkıntılarımız var. Yani yer yok. Yani. Orada cami olduğu gibi altında bu işi yapabilmemiz için
yer salonumuz olacak. Yani Kur'an kursu da olur orada, herhangi bir biçki dikiş de olur, başka şeyler de olur. Daha modern bir tesis olacak yani. Vatandaş nereye yerini yapacağız? Yapacak bir şey yok yani. O zaman başka yere mesela olabilir. Ya başka yerde arayışlarımız da var ama o olmuyor. Şimdi herkes burada camiyi kabullendiği için, ya yani mesela Fıskı İbni Müşterek Arazi var, oradaki seneler topladım, orayı yapalım dedik. Çoğu diyor ki, ya ben oraya gitmem diyor, ta neresi diyor ya. Allah Allah. Ya insanlara iş yapmak zor oluyor. Ha yok, ben yatağa çekiyorum. Değil mi? Stadyola mı gidiyorlar? İşte şimdi, İspalak'ın önünde orası var, dar bir alan, oraya cami yapışmak zorunda. Alan yok etmem. Yerini almıyor mu? Çakılın diye. Orası yetersiz. Oraya da caminin olduğu yerde şey yapmayı düşünüyorum. İsmail abinin oradaki bu park alanının olduğu yerde bir kültüre hizmet binası. Yani belediyemizde tabii bunları görüşeceğiz, konuşacağız. Yani bir şekilde ben tabii konuşayım da çok fazla detaylarına giremedim. Ama orada öyle bir hizmet binasına da iş yazmıştım. Bir katı muhtarlık olur. Bir katını gerekirse mesela işte bir müze gibi bir şey yapılabilir. Bir katı toplantı olur. Oğul baktın misal şimdi yer verilmedi. Biraz insanımız aksi. Yeri hani şimdi çekiyor mu? Kimsenin hakkında da dibet etmek istemez. Oren olup Oremen'e yönelik ileriyi. Evet. Gene de mesela yapacaksan, hadi bu cami burada böyle kaldı. Gene de yani bir kurs gibi, bir yer gibi oraya da ayarlayabilirsin. Yani işte alternatif yer olarak düşünüyorum. Ha, fikir olarak diyorum ben yani. Evet. İlla olsun diye. Orası yani güzel yani. Olacak. Yani güzel, orası da müsait. Onun yan tarafında bir Kemal Anadolu'nun arazisi var. O araziyi de onlardan da muvaffakatname alıp oranın içine yani, katacağız. Inşallah. Yani parkı öbür tarafa doğru kaydıracağız. İnşallah. Yani parktan da çocuklarımız eksik olmamış. İnşallah, inşallah. Bir de şu var, şimdi bazı yerlerde park alanı falan diye isteniyor. Şimdi bu arazilerin, tüzel arazilerin parka dönüştürülebilmesi de çok zor bir aşama. Yani belediyeye gidip imar tadilatı olması gerekiyor. Yazılar yazacak, imar tadilatından sonra onay verecekler mecliste falan filan. Mesela Ötekoy'da şey var, bu sandalcının olduğu yer. Tüzel arazi. Yani şey değil, park alanı falan değil. Oranın önce tüzel arazisinden çıkıp da, normal arazi şeklinden çıkıp da park alanına dönüştürmemiz gerekiyor. Yani resmi yolla yapılması gerekiyor. Her şey kademeli kademeli. Tabii. Yani bir anda olması mümkün değil yani. Meclise gidip, sen yazı yazacaksın muhtar olarak, belediye bunu kabul edecek, meclise götürecek, meclise tartışılacak, komisyona çıkacak. Komisyon diyecek ki, ya burada şöyle olursa daha iyi olur diyecek, onay verirse bu iş olacak. Yani her biri aşama aşama. Çok kolay, yani şuraya park yapalım da olmuyor işte. Mezarlık alanımızda mesela cami olsun diyorlar. Şimdi orayı temizledik, pırıl pırıl oldu mezarlık, eski mezarlığımız. O orman havası ortadan kalktı. Yeniden bir 7-8 dönüm civarında defin yapılabilecek alan kazandı. Orada şu anda. Ve şimdi oraya cami yapılsın falan diyenler de var. Mezarlık olanı olarak belediyemiz imarında orayı gösterdiği için oraya cami yapma şansımız yok. Ve zaten mezarlık alanı, orada şimdi mezarlığın olduğu yerde caminin olması çok uygun da düşmez. Öyle öneriler geldiği için bunları sizinle paylaşıyorum. Olacak şey değil yani. Şimdi başka ne var? Aklıma gelmiyor gerçi ama. Evet, abi. İstersen sizlerin düşüncelerinizi alabilirim. Elektrikli süpürgemiz yok burada. Ya Şerif Hanım nerede yok? Ha camiye gittik almaya, temizlik yapmadık. Bir tane var burada işte. Bozuk çekmiyor. 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 Tedarik ederiz ya. Ha, onu bir rica camide gerçi var ama camide tabii oraya gelmiş. Camiye de her gün gidecek abi. Yani tedarik ederiz. Aa işte bir de kömürümüz yanma yani bıçak. Ya şimdi mezarlıkta çıkan odunlardan buraya odun alacağız. Yani. Odunlarla beraber işte karıştırarak tabii. O iyi olur, o iyi olur. Yanmasını kolaylaştırırız. Tabii ki bu kalorifer kömür olduğu için yanmasını kolaylaştırırız. Yani. Zor bir şey. Ama odun destek olur. Şimdi resmi olarak Kur'an kurslarını alma şansımız yok. Yani sosyal yardımlaşma kurumu falan vermiyor. Ancak ihtiyaç sahibi kanunun verdiği ölçülerde o kömürler tahsis ediliyor evet. Kişiler. Biliyorsunuz onun da asgari ücretin çalışması gerekiyor. En az nüfus 3 kişi olması gerekiyor. 3 kişi olduğu zaman o kömürü verilmiyor. Yani o asgari ücret 3'e bölündüğü zaman 300 bin lira gibi, 310 bin lira gibi bir rakamın oluşması gerekiyor. Ondan sonra sana böyle veriyor. Ya da hiç sosyal güvencen olmayacak, sigortan olmayacak, öyle veriyor. Yani
kömürle ilgili kriterler bunlar. Yani yok evin olmuş, barkın olmuş, araban olmuş falan çok fazla şey değil. Sosyal güvence falan çok önemli. Yani muhtarın da yapacak bir şey yok. Ben sadece bunları bildiğim için size. Orada meşeler falan var. Meşeler keser. Kömürle karışarak güzel olur. İyi yani. Şimdi sizlerin bir isteğiniz, düşünceniz falan varsa paylaşabiliriz, tartışabiliriz. Sormak istediğiniz soru. Hoşunuza gitti bak böyle konuşmam. Ya ben şimdi yani. Öncelikle böyle yani. Bir meseleyi, şimdi yani çok sessizlik oluşuyor. Evet. Yani benim ağzımdan her şeyi duyun, bilin istedim. O yüzden sizlerle bunu paylaştım. Tamam. Bu paylaşımı yapmak istedim. Bir de hani artık yavaş yavaş Türkiye'de de kadına önem verilmesi ön planda. Yavaş yavaş çıkıyor. Ben de bunu belki de bizim Ereğli bölgesinde ya da bu bölgede belki bir ilk, belki Türkiye bölgesi, Türkiye'de yani. Bayanlarla böyle bir muhtarın istişare kurup bir şeyler tartışması. Yani bunların yapılması erkek olmuş, bayan olmuş. Yapılması lazım. Bayanlar olmayınca erkekle olmaz, erkekle olmayınca bayanlar olmaz. Kesinlikle, hayat müşterek. Hayat müşterek. Hayat müşterek. Böyle işte yani aklınızda sorunuz falan var mı? Tabii neydi? Sağ olun, razı olsun.